arkadaşlar, 14 Mart okulları, kimya öğretmeni Mehmet Cengiz. Eğitim uzakta ama ilgi yakında olacak. İnanın buna, bana. Hiç şüphesiz siz dersleri çalışmaya devam edin. Biz sürekli yanınızda olacağız. Videolarımızı izleyebilirsiniz. Asitler, bazlar ve tuzlar konusunda kalmıştık. Ve ben burada bir genel tekrar olsun diye baştan anlatacağım size. Asit nedir? Birçok bilim adamı asit ve baz tanımını yapmış ama biz her zaman Arrhenius'a göre asitler suya hidrojen iyonu veren iyon maddeleri asit deniliyordu. Asitlerin genel özelliklerine bakacak olursak günlük hayatımızda asit ve bazlarla sürekli karşılaşıyoruz. Genel özelliklerine bakalım. Tatlar ekşidir, aşındırıcıdır, genellikle suda iyonlaşır, çözünürlükleri için sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Kırmızı yağın rengini kırmızıya dönüştürüyor. Bazıları ile tepkimeye girip tuz oluşturuyor. Bazen de su oluşturabilir ama her zaman su oluşmayabiliyor. Eğer su oluşuyorsa buna nötralleşme tepkimesi deniyor. Asitler için şöyle bir genelleme yapabiliriz. Hani pH'i 7'den küçüktür ama bu oda koşullarında yani 25 santigrat derecede pH'i 7'den küçük oluyor. Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu sayısı OH iyonu sayısından fazla olduğu için buna asit diyor zaten. Karbonatlı bileşiklerde etkileşerek karbondioksit gazı açığa çıkartıyor. Mesela kalsiyum karbonat, karbonatlı bir bileşiğimiz, kireç taşıdır. Buna asidi koyduğumuz zaman şuradaki hidroklorik asitimiz, tuz grubu yani günlük hayatımızda kullanıyoruz. Kalsiyum klorür tuzu, karbondioksit gazı ve su açığa çıkıyor. Aynı zamanda asitler bazı metallerle, bu metaller hangileri? Aktif metaller. Aktif metallerle tepkimeye gelir, hidrojen gazı açığa çıkartır. Magnezyum, demir, çinko gibi aktif metaller ile tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı kesinlikle açığa çıkartıyor. Tepkimede de gördüğümüz gibi çinkoyu hidroklorik asit çözeltisine koyduğumuz zaman tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarmış olduk. Geldik bazların genel özelliğine. Baz neydi? Yine Arrhenius'a göre suya OH iyonu veren maddelerisi ne diyoruz? Baz diyoruz. Bazların özelliklerine bakacak olursak tatları acıdır. Ama genel anlamda bütün bazların tatları acı diyemeyiz. Hani doğal bazlarımız bulunuyor, bir de yapay bazlarımız bulunuyor. Hepsi için genelleme yapamayız. Doğal bazların tadı acı. Tahriş edicidir. Genellikle mesela bazlar ele değdiği zaman eli tahriş eder. Bazıları cilde kaygandık hissediyor ki daha genellikle aklımıza ne geliyor? Sabun geliyor. Bütün deterjanlar, sabun türleri bazlara örnek olabilir. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Asitlerle ortak özelliği zaten. Yani biz bunu suya koyduğumuz zaman elektrik akımını ne yapıyor? İletiyor. Kırmızı turkuaz kağıdının rengini maviye dönüştürüyor. Bazlar asitler ile tepkimeye girdiği zaman tuz oluşturuyor. Yine asitler bazlar ile tepkimeye girdiği zaman nasıl ki tuz oluşturuyorsa bazlar da asitler ile tepkimesinde tuz oluşturuyor. Bazı bazlar asitler ile tepkimesinde tuzun yanında bir de ne oluşuyor? Su oluşuyor. Buna da nötralleşme tepkimesi diyoruz. Şimdi bazlar için yine özelliklerimize devam edelim. 25 santigrat derece yani oda sıcaklığında pH değeri 7'den büyük ise biz buna ne diyoruz? Baz diyoruz. Sulu çözeltilerinde OH iyonu sayısı hidrojen iyonu sayısından büyük olduğu için biz buna yine baz diyeceğiz. Bazı amfoter metaller ile tepkimeye girip ne çıkartıyor? Hidrojen gazı çıkartıyor. Peki bu amfoter metaller neler oluyor? Kalay, alüminyum, kurşun, krom ve çinko. Hatta biz bunu nasıl kafanızda kalsın diye nasıl sembolize etmiştik? Senin aldığın papucu çarık zannettim diyerek ezberleyebilirsiniz. Mesela çinko, amfoter metalimiz. Burada sodyum hidroksit bazını görüyoruz. Nereden anladım baz olduğunu? Şuradaki OH'dan dolayı. Tepkimeye koyduğumuz
tuzda amfoter metaller bazlarla tepkimeye girdiğinde tuz ve ne çıkartıyordu? Hidrojen gazı çıkartıyordu. İşte burada sodyum çinkat tuzumuz ve hidrojen gazı açığa çıktı. İndikatörden devam edelim. İndikatör dediğimiz şey nedir? Belirteçti. Bir maddenin asit veya baz olduğunu bize söyleyen belirteçleri indikatör denir. Yani biz her asit ve bazın tadına bakamayız. O yüzden biz bunun için ya pH metre ya indikatör gibi maddeler kullanmamız lazım. İndikatörler metil oraj, turunsol kağıdı, fenolketonil. En bilinen indikatörlerimizdir. Bunlar yapay indikatörlerimiz. Bunlar da çalışma aralığı belli mesela. pH ortamı mesela pH'i asitlik değeri 3.4 ile 4.4 arasında metil oranjla çalışılabilir. 4.4'ün üstünde ise sarı renk oluşuyor. 3.1'in altındaysa ne renk oluşuyor? Turuncu. Turunsol kağıdına bakalım. Turunsol kağıdı herkesin bildiği bir kağıt. Asitler kırmızı, bazlar maviye dönüştürüyor. 8.0 yani 8'in üstünde neye dönüşüyor? Mavi, çünkü ortam bazik olduğu için. 5'in altında ise neye dönüşecek? Kırmızıya dönüşecek çünkü asitli bir ortam. Fenolfitalin yine bir yapay indikatörümüz. Bu da yine bazlarla çalışılıyor. Mesela 10 ve üzeri olduğu zaman pembe, 8.2'nin altı olduğu zaman da renksiz bir görüntü ortaya çıkıyor. pH kavramına gelelim. Bir maddenin asit ya da bazlık derecesini ölçen kavramı ise, aleti ise pH metre ya da pH metre denir. 25 santigrat derecede sulu çözeltiler için bizim pH metremize bakalım. Ortam bazik ise pH 7'den büyük olacak. Ortam nötr ise pH 7 eşit olacak. Ortam asidik ise pH'i 7'den küçük olmak zorunda. Şimdi bizim bir de ametal oksitlerimiz var. Mesela sen sadece bileşiğe bakarak asit mi baz mı olduğunu, işte hidrojen içerisinde bulunuyorsa hidrojen iyonu veriyorsa asit diyorduk, OH iyonu veriyorsa bazik diyorduk ama bazen bu şekilde gelmeyebilir sorular. O yüzden ametal oksitleri de bilmemiz lazım. Ametal oksitleri şöyle tanımlayacağız. Oksijence zengin olan ametallerin oksijenli bileşiklerine asitik özellik gösteriyor. Mesela diyelim ki bir tane ametal var, yanında oksijen var, bunda bir bileşik yapmış. Biz buradaki oksijen sayısına bakacağız. Oksijen sayısı ametalden fazlarsa biz bu ortama ne diyeceğiz? Asitik ortam. Kükürte bakıyoruz, ametaldir. Buradaki oksijen iki tane kükürtten fazla olduğu için asitik ortam. Kükürt trioksite bakalım. Kükürt bir tane, oksijen üç tane olduğu için asidik ortam. Diazot pantoksite bakalım. Diazot iki tane azot, beş tane oksijenden meydana geldiği için bu da yine oksijen sayısı ametal sayısından fazla olduğu için asidik ortam. Yine karbondioksitte de aynısı. İki tane karbon, iki tane oksijen, bir tane karbon olduğu için oksijen sayısı karbon sayısından fazla olduğu için asidik ortam diyebiliriz. Eğer oksijence zengin olmayan ametallerin oksijenli bileşiklerine ise nötr oksit deniliyor. Bunda ne yapacağız? Ametal sayısı oksijen sayısına eşit olacak ya da ametal sayısı oksijenden fazla olacak. Bakalım, azot yine ametal, oksijen bir tane, azot bir tane, nötr oksit. Mesela şuraya bakalım, azot iki tane, oksijen bir tane. Yani ametal sayısı oksijen sayısından fazla olduğu için yine buna ne diyeceğiz? Nötr oksit. Karbon bir tane, oksijen bir tane, yine bu da nötr oksitimizi oluşturuyor. Çünkü karbon sayısı oksijen sayısına eşit olduğu için. En önemli asit ve bazlarımız günlük hayatımızda çok karşılaşıyoruz. Bunların artık ÖSYM yaygın adlarını istiyor. Sistematik adlarından vazgeçti, yaygın adlarına dönüş yaptık. Çünkü yaygın adları en fazla sorularda çıkan, bunların da bilinmesi gereken mevzular. Şimdi bakalım, asit sürekli annelerimiz kullanıyor. Hidroklorik asit nedir bunun yaygın adı? Yaygın adı demek halk dilindeki, halkın bildiği ad. Tuz mu? Temizlik malzemesinde kullanılıyor. H2O3 nitrik asit.
oluyor. Bunlar kuvvetli asitlerimiz bizim. Ama şunlar ise zayıf asitlerimiz. Hidrojen siyanür, hidrojen klorür, cam asitli, yani cam yapımında kullanılıyor, zayıf bir asit. Şu kökü gördüğünüz zaman asitat kökü, CH3CU, yani asitik asit, sirke asiti. Burada hidrojen ile CU grubunu gördüğünüz zaman asit diyeceksiniz. Bu da formik asit, yani karınca asit olarak biliniyor. Günlük hayatımızda yediğimiz doğal asitlerimiz de bulunuyor. İşte ben ne dedim? Doğal asitlerin tatları ekşi olabiliyor. Mesela elma, limon, malik asit, portakalda sitrik asit bulunuyor. İşte üzümde tartarik asit var. Limonda yine portakal gibi sitrik asit bulunuyor. Sirkede ise asitik asit bulunuyor. Mesela süt de bir asittir. Sütte hangisi var? Laktik asit. Bazılarımıza bakalım, günlük hayatta karşılaştığımız bazılarına. Sodyum hidroksit, yapısına OH olduğu için biz buna ne diyoruz? Baz diyoruz. Sut kostik, yani bu yine temizlikte kullanılıyor. Lavabo açılarak kullanılıyor. Kalsiyum hidroksit, kireç taşı, sönmüş kireç. Potasyum hidroksit, yapısına OH olduğu için pot kostik olarak biliniyor. Bunlar da nedir bizim? Kuvvetli bazlarımız. Ha bir de zayıf bazımız vardı. Bu da nedir? Amonyaktı. Amonyak da zayıf baz olarak bulunuyor. Ama buna dikkat edelim. Yapısında OH yok. OH olmadığı için hocam bu bazdır diyeceğim. Baz değil demeyeceksiniz. Çünkü bu bir istisnadır. Yapısında OH olmasa bile istisnalı bir bazımızdır. Asit ve bazların tepkimelerine bakalım. Asit ve bazlar tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşur. Tuz ve su oluşuyorsa bunun nötrenleşme tepkimesi deniliyor. Bazen su oluşmaz, sadece tuz oluşur. Bakalım şimdi neydi? Nitrik asit, yani bu nitrik asitimiz yapısında hidrojen olduğu için asit, OH olduğu için baz. Asit ile baz tepkimeye girdiğinde bakalım ne oluşuyor? Şimdi asitten gelen hidrojen iyonu ve bazdan gelen OH iyonu birleşiyor. Neyi oluşturuyor? Suyu oluşturuyor. Su açığa çıktı. O zaman suyun oluşması için bazımızın yapısında ne olması lazım? OH olması lazım. Sonra asitin katyon, anyon ile nitrat, anyon yani eksiklü bazın katyonu, sodyum birleşiyor. Tuzu oluşturuyor. Zaten bileşik oluşunca önce katyon, sonra anyon yazılması lazım. Bazı asitin yeteklemesinde sadece tuz oluşturuyor. Buna da en güzel örnek nedir? Amonyak. Amonyak yapısında OH yok ama biz buna ne demiştik? Baz demiştik. İstisnalı bir bazımızdı. Tuz grubuyla tepkimeye soktuğumuzda asit ile baz tepkimeye girdiğinde tabi burada OH olmadığı için su açığa çıkmayacak. Direkt ne olacak? Tuz açığa çıkacak. Şimdi bazı aktif metallerimiz var. Bunlar çok aktif metaller. Bunlar asitler ile tepkimesinde hidrojen gazı açığa çıkartıyor. İşte lityum, sodyum, potasyum, kalsiyum, baryum gibi metallerimiz çok aktif metaller olduğu için bunlar asitle bile tepkimeye gelip ne çıkartıyor? Hidrojen gazı açığa çıkartıyor. Şimdi magnezyum aktif bir metalimiz, hidroklorik asit ile tepkimeye girdiğinde magnezyum klorür tuzu ve H2 gazı açığa çıkıyor. Soy metallerimiz var. Bunlar neler soy metallerimiz? İşte bakır, civa, gümüş gibi soy metallerimiz asitlerle tepkimeye giriyor. Ama hangi asitlerle tepkimeye giriyor? Yapısında oksijen olan asitlerle tepkimeye giriyor. Dikkat! Yani sen bunları tutup hidroklorik asitle tepkimeye koyduğun zaman tepkime oluşmaz. Neden? Çünkü hidroklorik asitin yapısında oksijen yok. Bakalım şimdi örneğimize bakalım. Bakırı nitrik asit ile kezap ile tepkimeye soktuk. Evet. Ne çıktı acaba? Bakır nitrat tuzu, azot gazı, azot dioksit gazı ve su açığa çıktı. Yani demek ki şöyle diyeceğiz. Yarı solu metaller yapısında oksijen olan asitlerle tepkimeye giriyor ama
hidrojen gazı açığa çıkarmıyor. Dikkat! Şimdi tuzlarımıza geldik. Asitler gitti, bazlar gitti. Tuzlarımıza geçiş yapalım. Tuz nedir? Biz bildiğimiz gibi asit ile bazlar tepkimeye girdiği zaman mutlaka ne oluşacaktı? Tuz meydana gelecekti. Evde yediğimiz tuzlar ya da sadece evde yenilen tuzlar olarak bilinmesin. Birkaç tane tuzlarımız bulunuyor. İşte sodyum bikarbonat, sodyum karbonat gibi tuzlarımız mevcut. Şimdi bakalım tuzların genel özelliği nedir? Bunlar iyonik yapılıdır. Yani metal ve ametallerin birleşmesiyle oluşuyor. Elektron alışverişiyle oluşmuş. Katı kristal yapılıdır. Gerçekten de öyle değil mi? Mesela evdeki tuzumuz da kristal yapılı değil mi? Parlak yani kristal yapılı. Oda koşullarında tamamen katıdır. Katı halde elektrik akımını iletmez. Ancak bunu suya attığınız zaman sulu çözeltisi iyonlarına ayrışacak ve elektrik akımını iletecek. Mesela tuz direkt elektrik akımını iletmez ama tuzu suya attığınız zaman tuz iyonlarına ayrışıyor. Şurada gördüğümüz gibi sodyum ve klor iyonlarına ayrıştığı için bunlar yardımıyla ne yapıyor? Elektrik akımını iletiyor. Tuzlar yine turunsol kağıdına etki etmezler asit ve baz gibi. Onlar mesela değiştiriyordu ama tuzlar turunsol kağıdına etki etmiyor. Günlük hayatta kullandığımız bazı tuzlarımıza bakalım. En çok kullandığımız tuzlardan bir tanesi hangisi? Sodyum klorür. Bu yemek tuzudur. Görüntüsü beyazdır, parlak kristal yapılıdır, suda çok iyi çözülür ve kokusuzdur, değil mi? Mesela sodyum karbonat. Sodyum karbonat nerede kullanılıyor? Çamaşır sodası. Mesela çamaşırları beyazlatmak için evde kullandığımız sodalar sodyum karbonattan oluşur. Bu bir tuzdur aslında. Hani deterjan gibi gözüküyor ama bunun ana maddesi tuz. Bunlar da yine beyaz kristal yapılı, parlak görünümlü, kokusuz. Bazik özellik gösteriyor. Tuzların bir kısmı nötr özellik gösteriyor. Bazıları da bazik özellik gösterebilir. Nem çekici özelliğe sahiptir. Sodyum bikarbonata bakalım. Yemek sodası olarak bilinir. Bu da bir tuzumuz. Kabartma tozunda kullanılır. Mesela kek, pasta yaptığımız zaman pastanın kabartmasına yardımcı olan bir tuzumuz. Sert suların yumuşatılmasında da yine sodyum bikarbonat kullanılıyor. Şimdi asit ve baz konumuz bitmiş oluyor. Şu an sorularla konuyu bir pekiştirelim bakalım. Şöyle baktığımızda 4 tane deney tüpümüz var. Bu 4 tane deney tüpünün içerisine metaller konulmuş. Sodyum, alüminyum, bakır ve çinko. Yanındaki tüplere asit çözeltisi damlatıldığında hidroklorit neydi? Asidinizdi. Hangisinde H2 gazı açığa çıkar? Şimdi sodyum. Sodyum bir metalimizdi. Metaller asitlerle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkartacak. Dolayısıyla sodyum hidroklorik asit damlatıldığında tuz ve hidrojen gazı açığa çıkartacak. O zaman doğru. Alüminyum yine bir metalimizdir. Hatta nedir? Amfoter metaller. Amfoter metaller asit ve bazlarla tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkartıyordu. Şimdi şurada bakıra bakıyoruz. Bakır nasıl bir metalimizdi? Yarı sol metalimizdi. Yarı sol metaller yapısında oksijen olan asitler ile tepkimeye girdiğinde ancak hidrojen gazı açığa çıkartıyordu. Ama burada bakalım. Bakın yapısında oksijen olmadığı için tepkime vermiyor. Yarı sol metal olduğu için. Çinko'ya bakalım. Çinko asitlerle tepkimeye girdiğinde yine çinkoda bizim aktif metal, amfoter metalimiz amfoter metal olduğu için hidrojen gazı açığa çıkartacak. O zaman hangisi? Bakır hidrojen gazı açığa çıkartmaz. Yine bakalım bir başka soruya. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Birinci önemliye bakalım. Ko, potasyum hidroksit, potkostik. OH olduğu için bazdı. En önemli kullanım alanlarından bir Arap sabunudur. Zaten biz ne dedik? Bazlar genellikle deterjanların yapısında bulunuyor. Arap sabunu da yine deterjan grubu, sabun grubu olduğu için evet doğru. H2SO4 sülfürik asit su çekici bir maddedir. Evet bunların bazı asit ve bazılarının su çekme özelliği var. H2SO4 ve sülfürik asit olduğu için su çekici özelliği vardır.
Şuna bakalım, bu niye de formik asit, yani karınca asidi. Bu da karınca asidi olarak kullanılıyor. O zaman 1, 2 ve 3. maddelerimizin hepsi doğru kabul edeceğiz. Yine şöyle 3 tane kabımız var. 1. kaba X çözeltisi, 2. kaba Y çözeltisi, 3. kaba ise Z çözeltisi bırakılmış. Bunların hangisinin asit ya da baz olduğu yani bilinmiyor. Bunlardan bazıları asitmiş, bazıları bazmış. Asit ya da baz olduğu bilinen yukarıdaki çözeltileri turnusol kağıda batırılınca, turnusol kağıdını getirip batırıyoruz bunlara. X ile Z çözeltisi kırmızı, kırmızıya dönüşüyorsa o zaman X ile Z çözeltisi nedir? Kesinlikle asittir. Y çözeltisinin rengi değişmiyor. Y çözeltisi ise bazdır. Şimdi hocam niye mavi renge dönüşmüyor muydu? Evet, bazlar turnusol kağıdını kırmızıdan maviye dönüştürüyor. Hani turnusol kağıdı direkt renk değişikliği yapmıyor burada. Çünkü zaten baz oldu. Belli olur neden? X ile Z asit ise Y de kesinlikle bazdır. Buna göre bu çözeltiler için hangisi yanlıştır bakalım. X çözeltisinin tadı ekşi. Evet, asit olduğu için X ekşi olacak. Y çözeltisi elek hayvanlık hissi verecek. Y çözeltisi baz değil miydi? Bazların özelliklerinden bir tanesi neydi? Elek hayvanlık hissi vermesi. X ve Z mermer yüzeyi aşındırıyor. Asitlerin aşındırıcı bir özelliği vardı. Mermerde ne bulunuyor? Kireç taşı bulunuyor. Kalsiyum karbonat. Kalsiyum karbonat bulunduğu için asitlerle tepkimeye girip aşındırma özelliği var. O yüzden bu da doğru. Y çözeltisi elektrolit, yani elektrik akımını iletir diyor. Asitler ve bazlar ne yapıyordu? Elektrik akımını iletiyordu. X ve Z çözeltisi karıştırılarak tuz elde edilir. Tuz elde edilebilmesi için asit ve baz karıştırılması lazım. Ama ben X'e asit demiştim, Z'ye de asit demiştim. Asit ile asit tepkimeye girdiğinde tuz elde edilmez. O yüzden yanlış cevabımız E. İndikatörlerle ilgili hangileri doğrudur diyor. Bakalım. İndikatör neydi? Bir maddenin asit ya da baz olduğunu belirtmeye yarayan aletti. Asit ve bazların tanınmasında kullanılır. Evet. Renginin pH değerine göre değişebilir. Evet. Hani mesela demiştik fenolfitalin, metil oranj, turnusol kağıdı belirli pH aralıklarında renk değişimi yapabilir demiştik. Metil oranj ve fenolfitalein yapay indikatörlerimizdir. Evet, bunlar yapay indikatörlerimiz. Doğal indikatörlerimiz de var. Mesela çay, mesela çilek, mesela lahana, mor lahana. Daha çok şöyle diyeyim ben size. Salata yaptığınız zaman o mor lahananın üzerine sirke ya da limon sıktığımız zaman rengi pembeye dönüştüğünü ne yapabiliriz? Görebiliriz. Evet arkadaşlar, dersimiz bitmiştir. Bir dahaki dersimizde karşılaşmak üzere, hoşça kalın.